Çiftçilik başlattım. Kerkeli karnı doyuracağım. O zaman iyi halden sana birazcık indirim yapabiliriz. Evet evet. Sen şu an... Atma çevirsek mi acaba? Şu an kamu hizmeti yapıyor. O yüzden de olabilir gibi. Ama kamu hizmeti bir çatısını düzenlesin. Buraları birazcık yapacağım daha genişletsin. Yapacağım oraları. Yani yemin karnımız doysun. Havuçtur, karbonhidrat bir şeyler alalım. O zaman okey. Ufak bir indirim yaparız abi. Sadece hani bir de şey yapıyorlar, 5 müebbet hapis veriyorlar, 5 çarpı falan. Yani adam zaten diriltip diriltip tekrar ölüyor galiba böyle. Şey yapıyorlar, ayrı bir boyut aslında. Asla asla bilmiyorsunuz arkadaşlar. Onları sorgulamayın. Televizyonda izlerken o adam 5 müebbet hapis yemiş, yani nasıl 5 müebbet yapabilir ki? Zaten bir müebbet tüm hayatı boyu değil mi? Adamı orada tekrardan belli kadim tekniklerle diriltiyorlar abi. Bir yaşam daha sürüyor öyle. Aynı o şekilde. Tabii işte adam reenkarnasyona inanıyorsa bir daha dünyaya... Müebbet 24 yıl mı? Ulan müebbet şey değil miydi lan? Müebbet 20... ömür boyu değil mi oğlum? Oğlum 25 yılmış. Oğlum 24 yıl diyorlar. Nasıl kısım müebbet? Oğlum nasıl bir müebbet lan? Müebbeti kelime anlamıyla... Kısır, sen nasıl hukuk istiyorsun manyak herif? Abi ne bileyim, bir istiyorum, daha okumadım ki, Allah Allah. Oğlum bir dakika lan. Ömür boyu müebbet hapis yediklerinin ömür boyuydu. Adam ya nasıl 24 olabildi arkadaşlar? Aa, bak ağırlaştırmış. Bir dakika. Ağırlaştırmış müebbet 30, müebbet 24 yılmış. Heee, güncelleme bu... gelmiş o mesela. Evet, güncelle. Biz eski update'te kalmışız chat. Çünkü benim bildiğim müebbet yani ölene kadar sürüyor diye böyle. Vay bak sen şu işe ya. Anayasa upgrade. O müebbetin anlamı zaten şey değil mi yani? Ben mi çok yanlış biliyorum yani? Oo, ben de burada, ömür boyu diye biliyordum. Ben de müebbet ömür boyu zaten. Bu arada sugarcane farmımız falan filan da var ha. Biz iyiyiz ha. Biz güzeliz. Ahmet yapmış bu işi be. Ahmet'im, ama Ahmet adam, neden bunu buraya böyle koydun ki? Kumda daha hızlı büyüyorlar diye biliyorum. Yanlış mı biliyorum? Bunu da mı yanlış biliyorum abi? Müebbet gibi. Allah'ım ben çok cahil bir adamım ya. Oğlum belediye başkanı... Ben öyle biliyorum. Upgrade gelmediyse. Belki gelmiştir, Allah Allah. Belki de gelmiştir. Belki gelmiş. Abi beni belediye başkanı seçmeyeceksiniz değil mi? Tüm bu incelemelerimden sonra. Evet. Sıkıntılı oldu. Evine tam o zaman. Laf atmak üzücüydü. Tamam abi. Yani oy verenin evine niye laf atıyorsun ki sen, bir dakika. Hayatımda daha kötü bir seçim propagandası görmedim ben. Hayır. Ben en yakın dostunuzum arkadaşlar. Dost acı söyler. Ve ben bir belediye başkanı değilim. Ben sizin seçeceğiniz herhangi bir insan değilim. Ben sizin arkadaşınızım. Doğrular acıtır mı? Ben de acıtırım. Ama siz daha iyi olun diye. Siz daha iyi olun diye be. Tüm vay amacım be, sizin iyiliğiniz. Yoksa ben neden bu yola başımı koymuşum, kalbimi koymuşum yani. Değil mi? Yani ben burada halkım için, halkım için en iyisini istiyorum. Yeri geldiğinde harçlayacağım. Ki daha iyisini yapsın. Biz halkın adamı değiliz. Biz halkın içindeyiz be. Ta kendisiyiz be. Benim bir evim bile yok, bir barkım bile yok lan. Ben evsiz şekilde yaşıyorum burada. Benim evimi yaptı. Bak, bir şekilde ev yaptığımı gördünüz mü? Arabam var mı benim? Bir atım var mı? Bir şeyim var mı? Yok abi. Yok. Çünkü vergiler doğru yere gidiyor. Doğru kişiye gidecek. Aynen öyle. Sanki Ahmet'in evi senin evin oldu gibi ama. Ya sen el koymamış mıydın oraya? Lan Ahmet'in evine el koymadım. Ahmet benim bu yola zaten beni başlatan Ahmet. O bana o beni büyüttü. O bana desteği verdi. O yüzden bu şekilde gelişebildim. Ahmet'im olmasa bazı şeyler hiç olmayabilirdi. Haberin var mı? Ahmet de başkanlığa aday. O yancım olmaya aday ya. Ahmet'im yapmaz öyle bana şey yapmaz. Adaylık koymaz Ahmet'im. Bu arada güzel de farmlanmışız he buradan. Barutlar da bayağı iyi. Burası bakın AFK farmı. Misler gibi AFK farmı. Ahmet'im yapmaz. Ahmet'im yapmaz be. O benci ya, o benci.
O bence bence. O bana kıyamaz. Baksana. Devletimiz için yani neler yaptı? Bir AFK farm yapalım dedik. Ahmet yaptı. Yani iyi bir yoldaş kendisi. Güzel. Kemal'im yapmaz. Hayır. O hangi diziydi bu arada? Ben hatırlıyorum. O küçükken vardı. Kırgın Çiçekler. Kırgın Çiçekler mi? O diziyi hiç hatırlamıyorum bu arada. Kemal'im yapmaz. Hayır. Hayır. Yapmaz öyle. Kemal de her boku yiyordu sanırım. Hatırladığım kadarıyla. Evet öyleydi. Öyleydi. Kemal'in yemediği bok yoktu be. Kemal her boku yiyordu. Manyak bir adamdı. Arkadaşlar buraya bayağı düzen getirmişsiniz lan. Tamam o zaman. Bu sefer ne yapacağız? Bir şey söyleyin onu yapalım. Aklımda bir şey vardı unuttum ben tamamen. Kendi evini yap artık bence. Kendi evimi yapayım. Abi bak mesela cidden ben belediye başkanı olursam bu kirliliği yaşatan herkes mesela biz diyoruz ki Netrite bulalım. Yani Unix'imiz var adam tüm yünlerle beraber Netrite'in ortasına kurulmuş yani. Ya böyle koymuş gitmiş ya deli kaçmış adam. Bende bayağı yün var bu arada alırsınız. Abi bak Japonya gibi çöpünü atana ceza anlıyor musun? Çöpünü yere mi attın bir sıkıntı mı var? Toplumu kirlettin mi? Ceza kanka. Bundan sonra aynı bu şekilde işliyoruz abi. Bir yün mü var? Bu yünün kim olduğunu loglardan bulup, devlet kayıtlarından bulup, hepsini teker... Suyup devlet malına, yoluna zarar vermekten ötürü bir müebbet daha yedin. 24 Minecraft günü. 24 Minecraft günü olarak uzatılacak süren... Tamam. Geri aldım. Hayır. Hayır. Bir dakika. Devlet başkanını oyalayıp suikast düzenlemekten 3 müebbet daha yedin. 3 müebbet daha yedin. Beni oyaladın ve bunu yaptın. Ben neden indirim yapacaktım ki buna? Sen istediğin kadar yolları tamir et. O müebbeti yedin. Tabii kamu çalışmasıyla beraber... Sen kendine nasıl hemen devlet başkanı ilan edebiliyorsun? Başka birini görebiliyor musun? Buna hayır diyebilecek. O zaman seçildim yani. Ben kendime veriyorum. Ben halkın içindeyim yani. Ama bu arada arkadaşım falan demem. Bu devlet bizim devletimiz. Arkadaşım demem. Suyup müebbet yiyecek mi? Yemesi gerekiyorsa yer abi. Üzülür müyüm? Ya, üzülürüm. Bak, bak cami de patlar. Belki de Suyup kundakladı. Yaktı cami. Nereden bileceksin? Cami tekeyiz patlat. Ya o zaten ortalıkta yok. O büyük ihtimal kanun kaçağı. Bir daha da gelmeyecek. Ben de onun yanına taşınayım bari. Kısır gelebilir misin buraya? Camini yapmaya devam eder misin? Çünkü... Yani bir, 10. kez bir minareli cami yapmışsın abi. Daha neyimize etmiyor bir minare. Suyup bak şu an tamam yargıda ben veremem. Okey 4 müebbet veremem ama mahkemeleri rüşvet yok. Hayır rüşvet yok. Onlar sende kalsın. Engizisyon mahkemesi kuracağız değil mi? Mahkemeleri kuracağız abi. Mahkemeleri inşa edeceğiz. O zaman yargım verecek. Şu an her şeyi erteliyorum. Bir... Evet hapishaneye gireceksin o kesin ama hapishane yapılmadı. İki yargılanacaksın ekstra daha yer misin bilmiyorum. Çünkü bir devlet başkanını Creeper'la öldürme teşebbüs. Onun dışında kamu malına zarar her şey var. Çok belalı. Ama şimdi yani bir anda arkamda belirdi. Nefsi müdafaa olmuyor mu? Nefsi müdafaa yapmadın ki. Bunu hakimlerin karşısında konuşursun. Yani kimde kısır değil mi? Aaa demiştim aslında yapmamız var mı peki? İşte yapacağız. Hakim şey böyle değil mi? Kısır şey yapıyor. Böyle cübbeli hoca falan böyle. Ezan okuyor falan sabahları. Akşamları da yargı dağıtıyor. Böyle çekicini masaya vuruyor ve diyor ki yargı zamanı. O zaman belediye binasına gidiyoruz arkadaşlar. Belediye binasına gidiyoruz. Bu arada kürsü falan nasıl yapılıyordu? Ben kürsü yapmam lazım çünkü hiç hızlı bir şekilde. Dur abi. Ben ilk önce ıvır zıvırlarımı da bir bırakayım da bir belli bir yere. Giray seni de bekliyoruz abi. Giray sen de gelmen abi. Lazım. Bu arada bunlar benim şey stoklarımdı. Ne yapalım? Bu
sanığın durduğu çitten bir tane küçük yer var ya, onu yapmayın. Çok güzel oluyor. Bir dakika. Ben şeyi yapacağım işte. O kürsüyü yapacağım. Oduna ihtiyacım var ve odun burada var. Kitaba da ihtiyacım var değil mi benim? Kitabımız ben nerede vardı? Bayağı var. Bende var bayağı. Bana bir tık kitap getirebilir misin ya? Getireyim. Şu an kendi duruşmasının gerekenlerini yapıyor. Belki ertelenecek duruşma ama işte böyle. Bu iyi niyetlilikten belki indirim yapabiliriz Süyupa. Taburayı da kendin devirirsin abi. Verilir. Şimdi burada crafting table'ımız var. Neydi adı? Bu bir dakika, bookshelf değildi. Neydi bizim yapacağımız şey? Kürsü neydi? Ben hiç şey yapmadım kürsü hayatımda. Ben de hiç bilmiyorum. Ben de şey yapmadım. Abi ben... Hani bir tane köy bulup çalalım abi. evet. Ben de onu şey yaptım. Başka bir devletten indirebiliriz. Bak Ahmet'e ping attım arkadaşlar seçime katılamasın diye. Bu da böyle bir seçim. Didos afiyet olsun. Onun dışında... Gel. Tamam. Kitap. Kitap ben de buldum ya. Bize şey lazım. Cidden o duruşma şeyi. Neydi? 4 basamak bir kitaplık. 4 basamak bir kitaplık. Basamak derken bundan mı? Bir tane de kitap. Ha şöyle. Leveli düşük kalmış. Şöyle. Şöyle. Oğlum nasıl olacak bu iş ben bilmiyorum ama basamak derken bildiğim merdiven falan mı lazım? Galiba. Ha kitaplık yapacağım. Tamam. Book. Neden olmuyor? Aa çünkü... Yok gayet de olması lazım. Tamam bookshelf. Şimdi çıkacak. Yapacağız merak etme. Şu an seviniyor olabilirsin Suyup ama bu duruşma öyle böyle olacak. Bir şekilde olacak. Elmas mı gerek? Meteor düşüyor değil mi şey? Belediye binasına duruşmaya giderken. Suyup o kadar şanslı biri değil ya. Değilim. Ben hiç değilim. Dur şurada Ahmet'imin vardı biraz. Ben vereyim mi elmas? Dur içimden bir şeyler çıkmaya devam ediyor. Bir hıçkırık falan tutmaya başladı, bir şeyler oldu. Beddalarımı hızlı tuttum. Ne sen bir de devam ettin abi. Oo. Hala bulmaya çalışıyorum. Daha yeni bir de... Evet. Lecter. Ulan böyle miymiş lan? Attım sana. Elmasa falan gerek yokmuş bu arada. Belediye binasını hızlı. Duruşmayı kaçırırsan hızlıca 5 müebbet yersin Suyup. 10 saniyen var. 10. 9. Ne? 8. 7. 6. 5. Yavaş tamam. Kızı, yavaş. Tamam. Sakin geldik. Şimdi kısır sen... Sen yap aynen. Şöyle yapalım. Bunu üst kata koyalım hatta. Üst kat tamam. Daha tatlı olur. Tamam üst kat daha iyi. Jüri alanı neresi? Jüri alanı olacak ya. Tamam. Bir atliye yapmamız yok mu peki? Oğlum burası simetrik değil. Tamam gel simetrik olsun be. Vay be. Yargıcımız simetri hastası çıktı. O yüzden tekrardan duruşmaya bir ara verildi. Hızlı bir şekilde ben bir tane daha yaparım senin için. Bu shelf bir tane şundanımız olacak. Birazcık da şundanımız... Yok az önce yaptım nasıl unutabilirim ya. Şöyle aynen. Bir tane daha yaptım abi senin için. Geliyorum. Odunuz var mı? Odunum var. Trapdoor yapar mısın bana işte? Trapdoor falan neden? Dur. Gerek yok. Şuraya koy abi tekrardan. Ben bir tane daha yaptım. Gel bak. O yüzden gibi değil, oldu. O yüzden değil. Şuraya şey yapacağım bekle. Nasıl yapacağım onu bir dakika. Ben bu yargı işlerinden anlamam. Ben de. Ben İyi. Bunu anlamam. Şunu ver onu bana. Çık oradan. Suyup şu an oyalıyor bence. O yüzden müebbetini bir şekilde halletmeye çalışıyor. Kagize de Didos attım, o da giremiyor şu an sunucuya seçim olduğu için. Tamam şimdi. Tamam. Mükemmel oldu abi. Evet. Burada toplandığınız için çok çok teşekkür ederim. Şöyle birazcık mikrofona vuralım. bir dakika. Kagiz de mi bekledin? Alo. Ben niye giremiyorum abi sunucuya? Kagiz ismini değiştir. Nasıl? Kagiz ismini konuşma ismini değiştir. Kagiz konuşma. Kagiz konuşma. Ağzını kapat. Ağzını. Lan ben değiştiremiyorum ki nikini. Bir dakika ben değiştiriyorum adamın nikini. Değiştirdim arkadaşlar.
Değiştirdim arkadaşlar. Arkadaşlar ufak bir teknik arızadan dolayı böyle bir şey oldu. Bir daha anlamadım konusunda. Hani bir de kalite diyorum ki ayarladık ismini değiştir. Bana demedin öyle. Dedim. Çok iyi ya. Ben niye sunucuya giremiyorum? Bayağı iyiydi. Sunucuya DDoS atıyorum kanka, seçim günü bugün, o yüzden. Öyle bir durumumuz var. Ya aynen öyle, aynen öyle. Adal'ın karinkası Prime üzere kullanmış. Yani hiç kullanmamış, hiç olmamış. Çünkü artık Adal'ın karinkası yok. PGK Fearless Prime üzere kullanmış. Emba selamlar demiş. İkinci yayınmış. Emdu'ya merhaba iyi yayınlar demiş. Beşinci yayınmış. Güzel bir karakter Prime üzere kullanmış. Sero 524151 Prime üzere kullanmış. D Deniz. Abi selam nasılsın? Adımı okur musun? Neyse iyi yayınlar, seni çok seviyorum demiş. Üçüncü ayını yemiş. Tabii ki D Deniz adam okumam yani. Eksik kısır ikinci ayını yemiş. Adam ne? Nice iyi yayınları demiş. Eksik kısır abi. İsmini çalmış yani. Ali Evran 4. ay neymiş? 4. ay mı ne demiş? Kura bence vergileri denizin üstünde Azkaban yapın demiş. Yok abi, vergilerin nereye gittiğini sen sorgulamana gerek yok. Biz onları hallettik, hiçbir sıkıntı olmayacak. Çağlayan Prime üzeri kullanmış Tubiş. Abi müebbet hayat boyu ama af falan çıkarsa diye bir 5 şarp oluyor. Af falan çıkarsa diye mi? Yo 24 dedi herkes yok, chatte. Yok yazıyor yo, internette. Baktım. 24 mü? Tamam. Sağ ol bir için. Digans Prime'i kullanmış. Apex Rüzgar'da ikinci ayını yenilemişti bizlere. Besser Mert Prime'i bizlere kullanmış. Hoş gelmiş. O zaman artık başladık değil mi? Evet. Şimdi şöyle. Mahkemeyi izlemek isteyenler gelebilir. Şurası da avukatın varsa çağırabilirsin buraya. Bak burası da avukatın yeri. İşte Kayis avukatın ama Kayis sunucuya giremiyor. Kısır. Ahmet Kayis'e bir baksana. Gerçi hiç rüşvet bile vermeme gerek yok bunlara da yani. Bence zaten çoktan suyup yani. Bence yedim ben. Ben yaz kızım olayım bari şurada. Tamamdır. Tamam. ama yok. Hayır. Geliyor. Hayır gelmiyor. Gelmiyor. Şimdi. Beni susmuyorlar. Kagiz yok. Tamam. Bütün duruşma salonunu kapatıyorum arkadaşlar, tamam mı? Ondan geriye sayacağım. Ondan sonra duruşma salonuna gelmezseniz kapılar kapanacak, mühürlenecek ve bundan sonra kimse söz hakkına sahip olamayacak. Eğer söyleyecek bir şeyiniz varsa şu ana kadar gelmiş olmanız lazımdı. O zaman ağızdan çıkacak laf durmaz ve buraya gelebilirsiniz. Hayır! Kaçıyorum. Kaçma çalışmasından dolayı mahkuma bir müebbet daha verebiliriz abi. Bir 24 Minecraft günü daha olur gibi. Kaçmıyorum. Suyup. Bir dakika. Panik atak olup eksür olarak gidip bir hava almak için çıktığını varsayıyoruz. Güray. Kızlara sert darbeler. Güray tekme tamam. Tokat vurdu. Suyup sakin ol. Nefes al, içine çek. İçine çek. Ben bir hastaneye mi gitsem? Gözü falan kararıyor. Yok, burası lise reviri falan değil. Gel. Mahkeme ölecek. Öleceksen de mahkeme salonunda ölürsün, kurtulursun. Şimdi geliyorsun. Duruşma saati ertelenemez. Arkadaşlar gelin. Kapıları ben mühürlüyorum artık bundan sonra. Girsin, kapatıyorum. Tamam. Bir saniye, bir geliyor. Dur. Kapılar mühürlendi. Koş. Kapılar lan, mühürlendi. Hayır. Gazze'ye tamam, söyleyecek tamam. Hiçbir bir kelam bile edemeyecek. Evet. Tamam. Ben Deniz, belediye başkanınız olarak Suyup'u suçlu buldum ve buraya geldim. Sizleri aldım. Benim söylemek Suyup'un istediğim kiray mı? Hayır. Kagiz almadınız. Avukatın ya, yok. Avukatın bir avukat duruşma salonuna önceden girmeliydi Suyup. Kendi savunmanı kendin yapacaksın. Kendi savunmanı. Giray alamazsın. Giray avukat değil. Giray avukat değil. Kendini savunacaksın. Giray jüri. Açılın. Jüri. Ben hukuk okuyorum. Okey tamam. Kısır en azından senin için şey yaptı. Okay. İlk öncelikle Suyup dün ne yaptı bilmiyorum. Neden Silivri'ye kapatacaktık onu? Ne oldu? Evet. Ahmet'e doğru. Ahmet. Onaylıyor musun sana saldırdığını? Ama bir dakika. Bir dakika. Biz şey yapalım. Ahmet saldırdı mı saldırmadı mı? Onayla Ahmet. Saldırdı Hakim Bey. Hakim Bey. Evet. Bir dakika sakin. Ben de gördüm. Ben de oradaydım. Ben vergi alma zamanına gelmiştim. %90 vergi aldığım zamanlarda
devleti soyup soğana çevirdiğim o kısımda birden Suyupay diye biri yaydan oku geldi ve Ahmet'e attı. Şu an davranışlarını da görüyorsunuz, kendisi birazcık affedilmez. Belki mental problemleri var. Testler için onu hastanemiz daha kurulmadı. Hastane açıldığında hastaneye götüreceğiz. Ama şimdilik bu şekilde mental sıkıntısını ben devlet başkanınız olarak algılayamam. Algılayamıyorum. Çok dengesiz hareketler yapıyor. Bana sormayın. Kesinlikle Ahmet'e yapılan haksızlıklardan dolayı... Bir dakika. Ahmet'e ok çektiğini görmedim. Gördük. Hepimiz gördük burada. O yüzden bir müebbet yiyecektin. İnsan yaralama şeyinden, insan öldürme teşebbüsten dolayı. Onun dışında az önce devletin yollarına kalıbı patlatarak beni oyaladın. Devletin kamu malına zarar verdin. Üzerine de ben sana bir ceza verecekken başka bir şeyle uğraşıyormuş gibi arkadan başka bir creeper'ı çekerekten bana patlattırdın. Bu da belediye başkanına yani öldürmeye çalışmak. Yani John Kennedy şeyi böyle hani bir kumpas düzenlemek. Bu tamamen tarihte görülen şeyler ve affı olmayan şeyler. O yüzden sana 4 müebbet hapis diye düşündük. Kısır Bey konuşacak Suyup Hanım. Ona bakacağız şimdi. Şimdi müvekkilim bahsi geçen olayda Ahmet Bey'in arkasında bir canavar olduğunu görmüş gibi olmuş. O yüzden dolayı yayını germiş, fakat tam bıraktığı anda aslında onun bir göz yanılsaması olduğunu fark edip ama iş işten geçmiş, ok yaydan çıkmıştır. Bu konuda yaşanmış olan olay kazadır. Kaza değildi. Oo evet, itiraf ediyor Kısır. Bir aranızda çelişiyorsunuz. Evet. Suyup. Bir dakika. Suyup Hanım, siz de söz. Bir kere konuşamıyorum. Güzel savunmaydı, Ahmet'e geçiyoruz. Hayır. Şimdi evet. Aklıma Ahmet'e saldırırken şu geldi. Geçen gün Ahmet Bir dakika. Ben savunmuyorum bunu anasını satayım. Hapisten çıkartacağım, adam gidiyor, ben vurdum diyor ya. Ya bu arada bir dakika. Bu aynısı şeydi. Bana araba çarpmıştı ve beni savunma şey böyle normalde bunlar önüme atladı. Bisikletle geçiyorlardı. Ben de arabayla çarptım falan dedi. Yani bunu dedi, yanlışlıkla çıkacak diyecek. Bildin. İki tane bisikletli vardı, arasına kırdım dedi. O sırada avukatı şöyle yaptı. Dur sen öyle bir şey yapmadın falan demeye çalıştı. Ondan sonra o sırada bir tane arkadaşımın babası vardı. Polis de böyle çocuk bir şey anlatmaya çalışıyor falan dedi. Anlattırdı adama. Adam da kendini orada direkt yargıcının önünde baya harşladı bir şekilde böyle. Ve ondan sonra ben de davayı kazandım arkadaşlar. Çok da saçma bir olaydı. Evet, dinliyoruz Kısır Bey. Sanımın benle konuşması bu şekilde değildi. Ben hala onun bir kaza olduğunu düşünüyorum. Sanımın şu anda akli dengesi yerinde değil. O yüzden duruşma Evet. Hayır, bir dakika. Duruşma ertelenmeyecek Kısır. Hastanemiz yok ama akli dengesinin yerinde olmadığını bile biliyoruz. Ama ben sanki bir kere olayın olduğunu değil de 3 kere falan olduğunu, 3 farklı portaldan çıkıp gergin bir şekilde ok attığını, yani arkada bir yanılsama olmadığını gördüm. Ahmet Bey, size atılan 3 oku onaylıyor musunuz? Tabii ki evet, onaylarım. Ahmet, ama bir dakika. Ahmet Bey şu an çok gergin bir şekilde, üzgün bir şekilde yere bakıyor. Adam travma geçirdi sizin yüzünüzden. 3 kere adamın sakin olduğu, kendini güvende hissettiği yerde, arkadaşlarının evinde yay çekip vurmadınız mı? Şimdi bakın, şöyle bir şey var. Ahmet Bey'e ok atmanın sebebi geçen gün bir tanecik belediye başkanımıza saldırıp onu öldürmesiydi. O günden beri ona çok sinirliyim. Yani bilerek yaptığınızı söylüyorsunuz. Yani bilerek bunu yaptım. Çünkü onun yaptığı da bir suçtu ve çok sinirlendim. Öldürdü. Üstünüze eşyaları aldı. Şimdi hakim bey, bu belki cevap vermenize yardımcı olacak mıdır bilmiyorum ama Ahmet Bey, siz burada vergi alan sizsiniz değil mi? Normal şartlar altında. Bana şöyle bir şey verdi ama az önce. Normalde vergi alan sizsiniz diye biliyorum. Böyle bir seçim propagandasında bulunuyor Adalet Sarayı'nda kendisi. Vergi hayır oyun. Hayır abi. Ben bu elmaslar
darphanede basılırken biliyorum. Darphanemizi niye suyup belki patlatmıştır bilirsiniz, Creeper patladı. Bu elmaslar basılırken oradaydım. Vergiye hayır o yok, çok eski bir dönemin, çok eski antik aslında bir elmastır. Ahmet de aslında bu antik ürünleri size sunup da ekstra olarak vergiyi de böyle verirsiniz. Özellikle antik olmasından dolayı da birazcık daha vergiden muaf kalırsınız diye söylemiş, düşünmüş. Size aslında burada ben vergi konusunu açtığımda da demiş ki arkadaşlarım vergiden muaf olabilsin. Onun için verdiğini düşünüyorum. Ahmet iyi bir adam ve böyle bir iyi bir adama Suyup'un 3 kere ok çekip farklı konumlarda gözümün önünde ok atması açıkçası sanığın cidden akli dengesinin yerinde olmadığını baya baya doğrular nitelikte. Akli denge indirimi yapılabilir. Olay yerinden kullandığı yayı bile getirdiler. Olay yerinde evet evet. Hakim Bey bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? Hakim Bey, benim sanığım gerizekalı. Ben onu savunmaktan çekilmek istiyorum. Kısır ben. Aptal gibi şeyden kaçıyor. Adalet Sarayı'ndan kaçıyor kendisi. Oha bir dakika. Direkt dermiş geçmiş. Manyak gözüm açık. Seni bulacağım. Böyle açık havaya koşup böyle nefes nefese seni bulacağım Suyup. Tam da şey yapacaktım böyle. Yayı baktım, yayı gerdim. Bu şekilde Ahmet'i mi vurdun demek falan diye vuracaktım. Ve Suyup yok. Ninja Vanish. Nasıl? Tamam. Güzel. Güzel Hakim güzel. Bey, bu kaçma girişimiyle alakalı hiçbir fikrim yok. Ben bu şekilde bir şey değildim. Ben olayları anlatıldığı şekilde savunmaya çalıştım. Fakat sanırım gerizekalı çıktı. Yapabileceğim bir şey yok. Sanığınız için acaba en yakın zamanda bir hastane kurabilecek misiniz beyefendi? Yapmaya çalışırım. Küçük çaplı en azından. Vergilerin de yardımıyla. Vergilerin de yardımıyla. Hoppala. Yani bu bütçeyle kendi ordunu al topla. Ha bu arada şurada bir yerde böyle kurbağa şapkalı bir Heidi gördüm. Çayırda böyle zıplıyordu falan filan. Arkadaşlar bir dakika artık göremiyorum. Bir sıkıntı var. Galiba yanılmışım abi. Galiba yanılmışım. Hiç öyle bir şey görmemişim. Kafam karışmış. Benim de uykusuzluk var. Benim de vize haftam arkadaşlar. Ben hala bir belediye başkanı olsam bile öğrenmekten hiç geri durmadım. Hala 5. üniversitemi okur ve vizelere katılırım. Değil mi Kagis? Aynen öyle. Kesinlikle. Aynen öyle Kagis. Bu arada sanık adliye sarayından duruşma esnasında kaçma girişiminde bulunduğu için şehirdeki herkese söylüyorum. Görüldüğü yerde polis memurlarına haber verilecek ve kendisi tutuklanacaktır, haberiniz olsun. Tamam zaten yaptığı suç hani zaten bir suç. Yani davadaydı, davadan kaçmak daha büyük bir suç. Ben 5 müebbet düşünüyordum kendisi için. Akli denge indirimiyle de yaptıkları bu ekstra şeylerle beraber hala 5 kalıyor. Üzerine yükleyecektik ama daha fazla. Yani bu kadar. 5 çarpı 24'ten de matematiğiniz iyiyse cevabı bulabilirsiniz. O kadar Minecraft günü hapiste kalacaktır. Hapishane işlemlerimiz başlamıştı ama en son onları tam olarak halledemedik. Onun dışında cami yapımımız var. Caminin yapımı için birazcık daha şöyle ben size bütçe vereyim. 120 gün. 120 Minecraft günü. Boyunca hapishanede mi kalacak? Evet, 120 Minecraft günü boyunca maalesef hapishanede kalacaksın. Aynen öyle. 122'deyiz mesela. Suyup'un SS'ini alıp şu panoya koyman yok mu? Aranıyor diye böyle. Canlı ya da ölü. Yaparım bu arada. Hemen şu an bile yaparım. Tamam, gel yanıma. Suyup bir fotoğrafını çek böyle, canlı ya da ölü. Direkt koy böyle. Bulan kişiye ve adalete canlı teslim eden kişiye 30 tane elmas verilecektir. Adalet. Ayrıca ben çoktan seçildim arkadaşlar, oy vermenize gerek yok. Eğer vergi vermek istiyorsan oyunu bu adama ver. Tamamen yanlış. Belli yani algı operasyonları yapılmaya çalışılmış. Bu algı operasyonlarına gelemeyiz biz. Bunları tamamen gülerek geçiyoruz. Benim devletim kime oy vereceğini gayet iyi bilir. Aynı şekilde de oyunu doğru kişiye kullanır. Vergiler her zaman daha iyi bir ülkemiz için bir katkıdır. Yollarımızı yaptık, camiler yapılıyor, creeper patlatıyor. Bazı kişiler belki baltalamaya çalışıyor ama
belli bir olayımız var. Ya aynen öyle. Canlı, bak ölü getirirseniz suyu pu, okey. 5 elmas. Ama canlı getirirseniz 30. Ben bekliyorum. Afişler hazırlansın. Ben Ahmet yaverime söylüyorum şimdiden. Onun dışında birazcık evet tamam, kitaplar falan sıkıntı. Ne yapacağız biz acaba? Bir devlet işleriyle benim bir sandığa düzgün bir şeyler çıkarmam lazım. Ha bu arada kanıt odası yapmamız gerekiyor. Şöyle ben hemen hallediyorum. Suyup un Ahmad'ı vurdu. Müvekkilimin ismini gizliyorum falan. Suyup'un A'yı vurduğu yay. Aynen öyle. Şey yapabilir miyim şimdi, kaçağım ya hani. Gizli gizli evlerinize gidip eşyalarınızı alıp çıkabilir miyim? Ya yapabilirsin yani. Herhalde. Herhalde yapabilirsin. Sen hırsız değil misin? Neden devletten izin alıyorsun? Yani gece evlerinize girip eşyalarınızı çalacağım. Başkanım, okey misiniz buna? Olur. Alamadığım vergileri de bana getirirsin. En azından bir şeyler olur gibi. O zaman ben şöyle yapayım aynen. Bana birazcık odun lazım. Ben bir odun kasayım şuralardan. Mesela şunlar gayet güzeldir. Birazcık lazım olacak gibi duruyor. Abi hapishane yapacağız ama şu an mimarımız yok. Daha o kadar vergi toplayamadık. Birazcık daha vergi toplayalım. Bir tane şey yapsın, kafes yapsın ya. Hapishaneye gerek yok şu anda, çok büyük. Çünkü abi obsidyen, obsidyenden yapsın böyle ama çok da kötü durmasın ya. En azından dışı kaplaması falan olabilir bir tık. Ya demir parmaklıklı kafes yapsınlar bir tane şimdilik. Çok yaşa. Çok yaşa Adal Başkan be. Çok yaşa Adal Başkan. Sen bu devletin başına. Başkanım çok yaşa. Başkanım çok yaşa. Aynen öyle. Allah bana uzun ömürler verdiği sürece bu devlet kalkınacak. Bu devlet bambaşka bir şey olacak. Yani Ayasofya'yı da yapacağız. Bu daha küçük bir mimari çalışmamızdı. Aynen öyle. Onun dışında birazcık oduna ihtiyacım var. Oduna niçin ihtiyacım olduğunu tamamen unutmuş olsam bile ihtiyacım vardı bir aralar. Evet, yaşlandım. Belediyeyi bakmak bazen beni yoruyordu. Ama Alzheimer hastalığına yakalanmıştım. Bazen unutuyorum. Kayı izin anısına. Suçlu olduğunu unutmuştu. Ne yapacaktım acaba ben? Niçin? Harbi yakalandı galiba burada. Ne? Ne yapacağım cidden? Şaka gibi. Unuttum tamamen lan. Tabela. Tabela değil. Tabela değil. Sen bu arada yapıyor musun Ahmet şu an? Yapıyorum da acayip pingim olduğu için Google bile sıkıntılı şu an bende. Okey abi. Aa, kanıt odası yapıyordum. Doğru. Kanıt odası yapacaktım. Aynen öyle. Chat ya. Siz fena adamlarsınız. Şimdi şuraya gelelim. Şöyle girelim. Şuraya, buraya değil de şuraya şöyle. Aynen öyle. Suyup'un A'yı vurduğu yay. Burada da hatta birkaç tane çıkarılmış ok abi. Onlar da olay mahallinden toplanan Ahmet'imin göğsünden çıkarılan iki tane ok abi. Suyup böyle vahşi bir insandı ve çevresine çok zarar verdi. Aynen o şekilde. Canlı cansız her varlığa zarar verdi bu arada. Köyü bile patlattı ya. Her şeye zarar veriyor ya. Yok böyle bir şey. Vay be. Başkanı doyurmak için neler yapıyor be. Al abi al. Bak, sizin kimin ne verdiği değil, ne koşulda verdiği önemli. Adamın ağzı kokuyor ama yaptığı şey
bu abi. Bana yemek verdi. Aynen öyle. O da galiba McDonald's'ta son böyle çıkarıcı böyle bir şey vardı. Koymadı malzemeye. Onu da attı bu şekilde bize. Şimdi birazcık da almamız gerekiyor birilerinden bir şeyler. Bu şalkırı ben vermiştim. Onu vergi olarak alamam. Yani bu abimiz çok baya baya vergiden muaf kalacak. Zaten bir şey yok. Bir gelir elde edememiş kendisi. Hadi bakalım ye bari. Afiyet olsun. O zaman ben uyuyorum şimdilik. Bir kalkalım da kalkınalım. Vay be. Okan oyuncu 3. oyunmuş ve hiçbir şey dememiş. Sessizlik her şeyi anlatır demiş. Dam Hearted 5B 2 olmuş. Discord ekler misin demiş abi. Onları nasıl yaptığımızı zaten sen de biliyorsundur bence. Aynen öyle. O yoldan ilerleyeceğiz. Onun dışında Tosma Bey nice 3 yıllara demiş. Ve 2. ayını yenemiş. Exile Prime'ni kullanmış. Sonra Dex aldı. Selam Adalı'dan uzun süredir takip ediyorum. İnşallah diğer aylarımda yenilebilirim. Seviyorsun demiş. Teşekkür ederim. Sonra Dex aldı. 4. ayında sonra Dex aldı. Hey Bey 4 Prime bizleri kullanmış. Onun dışında Ardakay. Sen için hapishane hakkında senaryo fikrim var. Discord'dan attım. Yazdıklarım içinden oku. İsterseniz uygularsanız onu demiş. Bakacağım şimdi. Onun dışında Potty Team Prime bizleri kullanmış. Claim Bank Prime'i kullanmış. Adal'ın gizli malikanesi Prime'i kullanmış. Twitch Hub TR1 Prime bizleri kullanmış. Mr. Spa Prime'i kullanmış. BSR Mert de Prime'i bizlere kullanmıştı. Aynı şekilde. Hadi bakalım. Bir de Arda Kaya bakalım abi. O ne demiş? Arka planda. Abi Kagis efendim sana özelden atıyorum abi. Evet. Sence mantıklı mı değil mi? Sen düşün. Bakayım. Çok iyi değil mi? Bir dakika daha bakalım. Aynen öyle be. Huh. Tamam Ahmet adam artık yap şunu be. Tamam çok az kaldı. Tamam bir çok şey az kaldı. Sonunda resmi olaraktan Sweep'in kaçak bir kişi olduğu, kişilik olduğunu herkese bir şekilde gösterebileceğiz. Onun dışında cami kısır beyefendi acaba hastane yapımı için malzeme toplamaya gideceğim demiş. Evet, yaparım. Yapacağım. Aynen. Sen neredesin? Malzemeler ne bu arada? Ben devlet olarak sana sağlayabilirim. Yok bunların çok demiri vardı diye demirden 2-3 tane kıyafet istemeye gelmiştim. Neden gideceğim çünkü onu toplayacağım da. Tamam sana bir savaşçı verebilirim ya ben. Savaşçı getirebilirim yanında. Ya. Çok savaşmayacağım Nether'da. Sadece kuvars toplayacağım. Sadece herhangi bir şey olursa. Deli gibi kuvarsımız var bu arada. Ama daha fazlasını toplayacaksın. Ya şu tepeye güzel beyaz bir hastane yapmayı planlıyorum şu an. Hangi tepeye? Ama o kadar şey yaparsan sıkıntılı lan. Çok büyük, aşırı büyük yapmayacağım ya. Çizdim bile şeylerin sınırlarını. Tamam. Abi burada 64 tane kuvars var. Gel kuvars var 64 tane. Onun dışında olduğu kadarıyla bak kuvars burada da birazcık var. Tane tane bul. Bak 15 kuvars da buradan çıktı. Al abi şu kuvarsları. Ya belki çok bir şey çıkmaz elimizden gelmez ama. Bak 7 kuvars buradan. Yerini de göstereyim de. Ha bütün kuvarsları sana attım. Sen oradan yardırırsın gibi geldi bana. Suyu burada bir yakalarsak artık. Tam göster abi. Arkada bir tane tepe var. Cobblestone koydum buraya. Tamam. Gördüm abi. Bir şey yapacağım. Oy vermiyor. Buraya. Bu arada malzeme yetmez ki buraya kuvars o kadar. Hiçbir fikrim yok abi. Bu arada. Ya o kadar yetmez de ben toplarım sıkıntı yok. Kuvars çok zor bir şey değil aslında. Kısır Bey yalnız akıl hastaları buradan camdan atlayıp kendilerine zarar vermeye çalışırsa ne yapacaksınız? Bunu hiç düşündünüz mü? Parmaklık koyacağım. Ya parmaklıkları da atlatırlarsa? Parmaklıkları atlatamazlar. Çok sağlam onlar. Öyle mi dersin? Evet. Abi ben şöyle bir şey düşünmüştüm. Bak izle ve gör. Mantayı var oraya kapatırım onları. Nasıl? Güzel ama en kötü şey diyorum. Yeri kazıp aşağıya ve mahzen gibi bir yer yapıp oraya kapatabiliriz akıl hastalarını atlamasınlar diye. Mahzene tıkacaksın yani. Yani abi oraya beni de tık, iki gün akıl hastasıyım yani hiç sorgulanmaz bile yani. Direkt böyle bence manipüle edeceksin insanları. Hayır, ve oraya atacaksın. Şöyle
İçerisi, şimdi mahzen deyince aklınıza biliyorum böyle örümcek ağlarıyla dolu, taşla, taş aynen böyle zincirlerle asılmış kemiklerin yani, olduğu. Şeyler geliyor ama oldukça modern bir yer olacak kendisi. Oldukça sadece modern. Sadece atlanabilecek tamam. Pencereler olmayacak etrafında, o kadar. Tamam, sen hastaneni yapmaya başla çünkü bir akıl hasta hastamız etrafta insanlara zarar vermeye deli çalışıyor. Deli gibi diyorum zaten deli, pardon, özür dilerim. Ya delinin ta kendisi be. 3 ok attı Ahmet'ime. İkisini bulabildik. 2'ydi ya. 3'tü. Çünkü bir tane kanıtlara göre 2 tanesini çıkarabildik ama 3.'sü hala dolaşım sisteminde Iron Man gibi dolaşıyor Ahmet'imin. Bir tane ok var. Hey hanımefendi, 2 saniye durabilir misiniz acaba? acaba durabilir misiniz 2 saniye? Devletin iyiliği ve sağlığı için. Sizin için bir hastane yapıyoruz. Hanımefendi, cidden akıl sağlığınızı geri getirebiliriz ve insanlardan, hayattan zevk alabilirsiniz. Hastım bu arada afişleri. Hayır, böyle kendinize zarar vermenize hiç gerek yok. Şşş, bak, bende de var. Devletimiz iyi bir yer. Kemir bunu. Aynen. Sana zarar vermeyeceğiz. Hayır. Şşş. Sakin ol. Tamam, beni takip et. Gel, elimi tut. Kimse sana zarar... Yanlışlıkla girdi, biliyor musun? Evet. Eşyalarla gitti. Aynen öyle. Başkanım, ben asmıştım ama... Başkanınız geliyor abi. Bakıyorum. Aynen böyle. Aranıyor. Ölü ya da diri. Ulan be. Bence bir polis teşkilatımızı arttırmamız gerekiyor abi. Polis teşkilatını arttırmamız lazım. Ya buna bir elektrik şok veremiyor muyuz ya? Ya da ne bileyim, Amerikan polisleri gibi böyle aşağı indiremiyor muyuz direkt? Bu şekilde. Oluyor mu? Olmuyor. Üzücü. Şimdi yap abi ya bu arada. Ben atayım mı sana? Hı-hı. Nasıl değiştireceğini biliyorsun değil mi? Evet. Tamam abi. Attım abi. Bu arada Lunger'dan direkt yapabiliyorsun onu. Hadi bakalım. Kendin lamam için lead lazımdı. Çaldım. Affet. Vito. Vay be. Ne kadar da güzel bir şey çaldığında belirtiyor. Abi seni enten kim kurtardı? Bana koordinat atıldı. Ben de o yerden çıktım yani. Ufakta yakında bir yer varmış. Blok koya koya. Onun dışında... evet ya. Yani suyup kendini hala tehlikede hissediyoruz bu arada. Ahmet. Seni tekrardan göreve alıyorum. Halkımız geceleri... Hiç rahat uyuyamıyor. Zaten camide tekrar tadilata alındı. Kimse buralarda huzur bulamıyor. Kendileri güzel bir şekilde yani gidip de namazını da kılamıyor. Herkes çok tedirgin abi. Herkes evlerine kapanmış şeyin şekilde. Çünkü bir tane kendi bilmez akıl hastası var. Sana şunları veriyorum hızlı bir şekilde. Bu bütçeyle bize hastanenin yapımını hızlandır. Caminin kubbeleri tamamlansın. Bütün kamu alanları açılmaya başlansın. İnsanların teker teker bir liste yap. Kapı kapı dolaş ve şey yap. De ki sorunuz var mı? Ne istersiniz bu devlet için daha fazla? Onları söyle. Onlar da ona göre sana bir geri dönüş yapsınlar. Listeyi bana geri getir sonra. Tamam. Bu arada polislerinizden çok iyiymiş. Bayağı zorladı beni kovalarken Giray. Tamam. Hapishanemiz nerede bu arada? Tarif edin de hapishaneye gideceğim çünkü. Ben hiçbir fikrim yok. Tamam abi, ev hapsine şey yapıyoruz. Geçici olarak da devlete senin evini hapishane olarak tanımlıyorum abi. O zaman ben gerekli işlemleri şimdiden yapmaya başladım. Evine parmaklıklar koyacağız çünkü bizde o teknoloji yok. Gidip de eksi... peki abi. Mükemmel ötesi. Güzel. Şimdi. Altından kızıyordu, ben de yaktım yani. Bence bir parmaklık yapmamız var artık ya. Iron bars. Ne kadar yapılıyor? Aynen öyle be.
Aynen öyle. Hatta birazcık daha. Aynen öyle. Bu kadar da yeterli olur diye düşünüyorum. 48 tane. Şimdi bunu evin her yerine koyacağız ki hiçbir şekilde kaçamayacak. Parmaklıklar her yerde olacak. Şöyle. Aynen. Şöyle. Kapım var. Vay be. Kapın açılıyormuş. Onu da halledeceğiz. Hiç merak etme. Hiç merak etme. Hepsi bizde. Hepsi bizde. Bu arada birazcık daha demir bunun için kullanabilirsiniz abi. Tamam bak attım yanına. Tamamdır. Hızlı bir şekilde Kayız tekrardan sana şey yapıyorum. Sweep sana da yazıyorum. Arkandayım. Bana ne yapıyorsun? Ben de idare taşlarıyım şimdi. Alırım onu. Abi bana iron lazım. Iron vermeniz lazım. Şeylerde kiraylarda vardı bayağı iron ya. Bir bak onları ironları Vito çaldı. Tamam. Ben de vardı ya. Ben onları halledebilirim gibi gibi. Sweep'ı bak. Tamamen evine kapatabilir miyiz Sweep'ı? Tamamen evine kapatabilir miyiz böyle bir daha çıkamayacağı şekilde? Tamam. 5 de. Oh çok iyi. Çok çok iyi. Ben Ahmet'ten çaldım bile bu arada biliyorsunuz değil mi? Ya bir akıl dengesi bir sağlığı bozuk galiba bu kızın ama artık Giray tuttu seni. Kafandan da bastıra bastıra şu an seni evine doğru sokuyor biliyorsun bunu. Artık kimse zarar vermiyor. Ulan dungeon masterlık yapmam gerek değil herhalde yani değil mi? Dungeon masterlık Dragon and oynuyor sanki yani. Gir artık be. Artık gir şu eve be. Bütün teşkilat seni yakalayamadı mı? Yeter be yeter. Hassaysan da hassasın. Artık sabrımızın son damlasıydı. Son damlasıydı. Aynı şu şekilde. Mükemmel bir pearl'dü. Onun dışında ben tekrardan hızlı bir şekilde parmaklıkları koyuyorum. Giray nerede bu? Giray evine kapatacak ama evine kapatamadı gibi gibi. Onun için sweep'i bulmamız lazım önce. Evet. Yok oldu ya. Tamam. Ben bu arada yani evin son her şeyini yaptım abi. Bu evden bir şekilde kaçamaz artık. Bu evden kaçamaz. Parmaklıklar tam oldu. Parmaklıklar tam bir şekilde yapıştırıldı abi. Tek eksik olan şu aranan eleman abi. Sweep'ı bulmamız lazım. Ve adalete teslim etmemiz tamam. Sweep gel tuttum. Aiden başından evine doğru sürüklüyorum şu an gel. Gel. Ama. Yapabileceğimiz bir şey yok. Ev hapsine girdin. Hiçbir şey yapamayız. Okları atmadan önce düşünecektin. Okları atmadan önce düşünecektin. Tamam mühürlüyorum. Mühürlüyorum abi. Kapı bagajı mı girdi benden bozuldu. Yemek getirir tamam. Misin? Yemek şöyle bir verelim. Kapının altından tasla böyle sürükleyin abi. Tamamdır. Tamam. Bundan sonra Sweep'ın geçici olarak. 120 Minecraft günü buradasın. 5 müebbet yedin çünkü. 5 müebbet yedin. Duruşma tamamlanmadı. Lan duruşmadan kaçsan hafifleteceğiz be manyak. Hastaneye nakil edene kadar bekleyeceksin tamam mı? Deli tamam. Ayten ha cidden. Tamam. Koruma. Bu arada koruma da veriyorum. Gazneli ve Giray'ı size veriyorum. Gazneli arka tarafı Giray da önü tutsun. Kesinlikle kaçırmayın. Ödüllendirileceksiniz. Hatta ödüllendirilmeden önce birazcık daha şöyle verelim abi. Aynen maaşlarını vereyim. Gazneli gitti gelsin. Ama Giray'a da iki tane. Size aranızdaki hainleri göstereceğim. Duruşma günü gelsin mi? Göreceğiz abi. Ben şimdiden verdim size gereken maaşları. Sweep ev hapsinde kaçamayacak. Kaçarsa başını tekrardan tutacaksınız. Eve doğru tutacaksınız. Evet evet ben görüyorum. O şu an evde. 5 müebbet yediğinin de hemfikiriz. Hiçbir şekilde hiçbir güç onu oradan kaçıramayacak. Aynı o şekilde. Onun dışında Kagiz artık şey yap be. Çevirim içine mi alsam? Oylar bende oylar bende. Yağlıyor musun? Hadi bakalım.
E bizim hapishanede olmadı ki. Bir slowlaştık burada ha. Cidden slowlaştık. Cami yapacaktın Kısır, sen en son bir de hastanede yapacaktın. Hastane yapıyordum ben şu an. Oğlum ben sana verdiğim onca elması ne yaptın lan? Ben sana... Ben kazmayla kürek yaptım, bir şey yapmadım. Harcı... Ne yapayım oğlum, şey mi var, market mi var, gideyim alayım elmaslarla şeyi, bir kuartı alayım, blok alayım kendime. Abi yapabileceğim bir şey yok, ben sana malzemeyi verdim, gideceksin devlette başka insanlardan belki alacaksın. Anlıyor musun? Alabilirsin. Kimse de... O zaman adam çalıştıracaksın. Sen burada olmayacaksın. Sen işinin başında olacaksın. Aynen öyle. Ben sana maaşını verdim. Her daim işin başındayım. Sen rahat ol. Oğlum paraları çalıyorsunuz da devletten bana mı? Ben mi bilmiyorum acaba bazı şeyleri? Çünkü bildiğin şu an benden çalınıyor ve ben hiç farkında bile değilim gibi geldi bana. Bir tek. Hani bu yanlış da olabilir. Yanlış olabilir belki. Ucundan. Tamam. Blaze rotlarımız var, slime bloklarımız var, birazcık altınımız var, rüşvet falan verebilirsek o zaman lazım olacak. Onun dışında ıvır zıvırlarımız var, çok da gerekmiyor. Ha şey yapabilirim. Silk Touch'da şu şey, aynen. Ama Efficiency, Fortune, gerçi bunları aynı anda basmayayım ya, Silk Touch kalsın. Bir tane mending lazım bize, tamir edebilsin. O güzel olacak. Ben evimi yayın dışında yapacağım çünkü ev yapmak çok uzun ve sıkıcı bir işlem olabiliyor bazen. O yüzden de sıkıcı. Yapmıyorum bu şekilde. Gazneli korumaydı değil mi? Gazneli koruma. O şu an ruhuna bakıyor Sweep'un böyle. Bildiğin gözlerini dikti. Hiç şey kaçıt tutturmayacak bir şekilde. Tamam. Bu arada aramızda bir hain vardı Okan. Duruşmada söyle. Tamam, duruşma günü geldi abi. Duruşma günü geldi. Aşağı in. Sweep hanımefendi. Sweep hanımefendi, duruşma günü geldi daha. Şu an üstünüzde 5 müebbet yargılanma var, tamam mı? Düzgün davranırsanız, sakin kalırsanız belki 4'e düşer, belki 3'e düşer ve belki de kamu hizmeti alır ve kurtarabilirsiniz kendinizi. O yüzden hiçbir şekilde kaçmayın. Kaçma dürtülerinizi, panik ataklarınızı, her şeyi bir şekilde bastırın. Çünkü sizin için daha hastane yapıyoruz. Yani bak tam şurada hastanemiz var, yapılıyor senin için. Akıl sağlığın yerine kavuşacak. Hiçbir şekilde sıkıntı yapma. Eğer bir dürtü içinde yükselirse yakınında en yakın seni rahatlatacak kişiye söyle. Biz elimizden geleni yapacağız kızım, tamam mı? Tamam. Evladım, bu devlet seni koruyacak. O yüzden hiçbir şekilde üzülme bu şeylerden, bu durumlardan. Bunlar gelip geçici şeylerdir. Ben neyse kanıt odasına tekrar gidiyorum. Sweep'un Ahmet'i vurduğu yay ve iki tane de üzerinden Ahmet'in çıkarabildiğimiz ok. Bir tanesi hala Tony Stark gibi içinde dolaşıyor. O yüzden Ahmet kendine gerekli bir arc reaktörü tarzı bir şey yapmak zorunda kaldı. Onun dışında Hakim Bey duruşma sonrası hallederiz. Sweep'a 50 gün ceza verin. Karşında bir stack diamond hafta içinde dönüyor. Okey. Bunu ben alayım. Okey. Güzel. Tamam. Şimdi. Gerekli kişiler gelirse... Ben de duruşmaya şöyle bir üzerimdekileri çıkarayım sakince. Takım elbisemi de giydim. Herkes yerlerinde olduğuna göre. Avukat değilim onlar. Sweep, bir avukatın var mı? Seni savunacak biri? Yok. Avukat talep ediyorum devletten. Bizim bir tane kısır diye bir abimiz vardı. Hiç duymamıştım. Ben daha onun avukatlığını yapmam ya. O bir şekilde geldi, evet. O devletin devletin verdiği, size bedava verdiği, devletin vergisi her şeyi ödediği bir... Aynen. O seni koruyacak. Aması. Kısır'a bir belge verebilir miyim? Sunması için size. Sunması için olur. Olur gibi. Baktım. Bunu kim olduğunu söyleyeceğim sen sunarken Kısır. Evet. Tamamdır. Kitaplarda imzalanan kısmı gözüküyor bu arada. Tamam. Şimdi. Öncelikle. Sweep'ın Ahmet'e okladığını biliyoruz. Bu akli dengesinin sıkıntısından olduğunu da biliyoruz. Buna hemfikiriz değil mi? Sen de bunu onayladın. Ahmet'e böyle bir şey yaptığının farkındasın. Ama şöyle bir durum da var. Aynı şekilde kamu malına da zarar verdin. Bir kere duruşmadan kaçtın. Kızım bunlar yani insanların yapmayacağı bazı şeyler. Bazı sıkıntılı durumlar. Yani kamu olarak bize ne hizmet verebilirsin? Yeni bir devletiz, o yüzden bir şeyler sunman lazım bize. Bu ülkeye neler yapabilirsin? Bunu söyle, bunun garantisini bana ver. Ben de seni 4 müebbet hapisten
tamamen muaf kılayım ve sadece bir müebbet ye. 24 aslında Minecraft günü ye. Şehirlerle konuştuğumda hepsi kafe park falan istiyordu. Bunları sağlayabilirim. Elimde malzemelerim var. Yok, kafe istemiyoruz. Bize ne yapabilirsin? Yani biz devleti geliştirmek istiyoruz. Korona vakti bize gidip de kafe deme. İnsanları gidip de farklı zevkler için, devlet için, devletin ana maddesinden uzaklaştırma. Bu anayasanın ilk maddesi her zamanki gibi. Çalış ve çok çalış. Kafeler tamamen zaman öldürmek ve keyif çatmanın ve insanları tembelleştiren şeylerin başında. Yani devlete zarar vericini mi söylüyorsun Suyup? Hayır. Tamam, siz ne isterseniz onu yapabilirim. Hayır, kölelik de burada yok. İstediğimiz için kendi haklarını savunmalısın Suyup. Kölelik burada yok. Kölelik çoktan kalktı. Bir kamu hizmeti. Yerleri süpürürüm, işte cemaate gidip de namaz kıldırırım, caminin öbür kubbesini yaparım. Bir şeyler söylemen lazım. Hakim Bey, bir şey sorabilir miyim sana hemen? Sorun, sorun. Ben kulağımı kapatıyorum abi. Ben kapadım kulağımı. Şu an bir şeyler dönüyor abi. Bir şeyler dönüyor. Hı-hı. Aha. Tamam, evet. Hakim Bey. Hakim Bey, tamamdır. O zaman savunmasını yapacaksınızdır herhalde Kısır Bey. Şimdi Hakim Bey, ben burada bir komple görüyorum. Elimize geçen son şeylerle birlikte, belgelerle birlikte aslında sanığımın üzerine oynanmış olan bir komplo ile karşı karşıyayız. Tamam, kendisi belli başlı hatalarda bulunmuştur, fakat bu hataların adliyenin yoluyla değil de bazı insanların kendi çıkarlarına doğru evriltilmiş durumdadır bu yaşanan olaylar. Hani şöyle söyleyeyim, sanığım tamam belli başlı suçlarda bulunmuştur, fakat bu suçlar adli yollarla değil de bazı insanlar kendi çıkarlarıyla çözüm üretmeye çalışıyordur. Ben size belgeyi şöyle takdim edeyim, hatta kimin bu belgeyi sanığıma verdiğini de söyleyeyim. Bence bu duruşmanın seyrini değiştirebilecek bir şey. Tamam. Bu çok güvendiğiniz Ahmet var ya, bu o verdi o. Eski dick pic çıkıyor değil mi? Bazı insanlar bu olayları kendi aleyhlerine çevirip bu işten kar etmeye çalışıyor. Tamam, sanığım bir suç işlemiştir ama bu tarz davranışlarda bulunması adalete hakarettir. Kısır, bilir misin? Sezar tam ölürken ne demiş? Sen de mi Brutus demiş. Sırtından vurmuş Brutus onu. O hikayeyi bilirsin değil mi? Bilirim, ben de hakim Bey, bilirim. Ben de Ahmet'ime çok güvendim zamanında. Kendimi Ahmet, savunabilir miyim? Sus Ahmet. Yapamazsın, savunamazsın. Susması lazım. Önünüzdeki hatayla okuduğunuz kağıtta kaç diamond yazıyordu? 50 diamond. Diamond olduğunu nereden biliyor? Ahmet diamond olduğunu nereden biliyor? Suyup suyup konuşmasına izin ver. Ahmet'e evet 50 diamond yazıyor. Suyup'ta da 50 yazıyor. İşte bu şekilde devletimize katkı sağlayacaktık. O para evet. Bana gelmedi dolayısıyla. Aynen öyle arkadaşlar. Ama Ahmet şunu unuttun. Devlete çok güzel, benden çok öğrendiğin şeyler olduğunu fark ediyorum. Scam Master 3000. Ama Suyup'un devletimize vereceği zararları gördükten sonra bu birazcık sıkıntılı. Ama gerçi 50 diamond iyi. Ahmet doğru, haklısın. Peki, Hakim Bey, bir şey soracağım. Evet. Bu olay açığa çıkmasaydı ve Suyup kaçırılmış olsaydı. Hı-hı. Bu belge asla elinize geçmeyecekti veya bunları... Bir dakika, koydum, Kısır bir Bey. Saniye, bir saniye. Bir kere sen bu belgeyi Suyup'a vermişsin, nereye koydun? Hayır, orada da aynı belgenin bir çıktısı da Doğukan Bey'in önünde vardı. Tamam işte, duruşmaya gelmiş o belge. Geçen duruşmada öyle bir belge yoktu lütfen. Vardı, ben geçen kanıtları duruşmada koydum. Geçen duruşmada... Geçen duruşmada öyle bir belge varsa neden söz konusu olmadı? Dava sırasında. Yok, neden bunu belirtmediniz? Neden belirtmediniz? Bunu belirtmeniz gerekirdi. Açıkçası ben tekrardan Suyup'un Ahmet'i vurduğu yayı inceledim. Okları inceledik. O sırada bütün sonuçlarda DNA testlerinde Ahmet'in tam olarak suçlu hedef alındığı, Suyup'un suçlu olduğu gözüküyor. Aklı indirimini yapacağız. Hastaneyi kurdunuz mu Kısır Bey? Size verdiğim ücretle beraber. Az kaldı, evet.
Evet. Onun dışında cami yapmanız gerekiyordu ekstra olarak. Ulan bu adam her şeye koşuyor. Her şey var bu adam. Bu neyinize yetmiyor ya. Neyiniz cidden. Tamam. Okey. Kısaca Sweep'ın o zaman ben yargıç olarak karar veriyorum ki akli dengesi yerinde değildir. O yüzden ekstra olarak da devletin yaptığı bazı oyunlara geldiği doğru. Ahmet bazı devlete katkıları düşünmüş. İyi bir devlet katkıcısı ama bazen işler böyle yürümez. O yüzden Ahmet'e de Sweep'a da müebbet vereceğim. Bir dakika. Tamam. Gazze'ni getir o kişiyi. Sakin, söz söyleyecek bir beyefendiye benziyor. Silahını indir. Tamam. Gazze'ni sakin. Şşş. Şu an mahkeme.